Değerli izleyicilerimiz, Kanal İnegöl ekranlarında bir amatör ses programına daha sizlerle birlikteyiz. Serkan Aslan'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz programda bu akşamki konuğumuz emektar futbolcu, İnegöl'de birçok kulüpte forma giyen, futbol oynayan, 42 yaşında hala aktif futbola devam eden Yusuf Turan kardeşimiz. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, Çok iyisin? şükür abi. Siz nasılsınız? Şükür bizler deyiz. Öncelikle teşekkür ederiz. Ne demek abi? Geldiniz bu akşam programımıza konuk oldunuz. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz gibi biz amatör sporun tüm paydaşlarından burada ekranlarımıza yer vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar amatör sporu yöneten tüm yöneticilerimizi ağırlamaya çalıştık. Hakemler olsun, ASKF yönetimi olsun, kulüplerin yine yöneticileri olsun, saha komiserleri olsun, antrenörler olsun. Hepsini ağırlamaya çalıştık. Bir eksiğimiz futbolculardan kalmıştı. Bu akşam da şu kardeşimizi konuk etmeyi düşündük ve sağ olsun kendisi de kırmadı bizi, geldi. Konuğumuz Yusuf Turan. Yusuf'cum, klasik sorumuz bizim. Yusuf Turan kimdir? Böyle başlayalım. Vallahi abi herkesin bildiği gibi 21.09.1979 yani İnegöl Kolaca doğumluyum. Yani 95 senesinden beri aktif futbolun içinde sürekli oynadım. Onun haricinde koltuk sektöründe çalışıyorum. Ha, gücüm yettiği kadar da oynamak istiyorum ama artık nasip kısmet, şimdi bu sezon pandemiden dolayı ligler oynanmıyor. Bu sene oynanır mı bilmiyorum. Önümüz sene değerlendireceğiz gene abi yani gene. Oynamak istiyorum yani gücüm yettiğince. Yani inşallah hedef kaç? Yani 45-50 öyle yaşına bir kadar kendimi iyi hissettiğim müddetçe değil mi? yani bu sadece benim kendimi iyi hissetmemle alakalı da değil. Yani talep olursa oynarsın. Şimdi ben Evet. gidip de bir kulübe geleyim ben size top oynayayım diyemem. Yani Muhakkak. muhakkak yani Ama Yusuf gerçekten bakıyorum yani 41-42 yaşında olmana rağmen bugün gerçekten bu genç sporcularımız, genç kardeşlerimiz senden büyük ders almaları lazım. Yani senin hala futbol oynayabilmen büyük başarı ama tersinden baktığın zaman da yani orada 20 yaşında, 21 yaşındaki sporcu seni kesemiyorsa, senin yerini oynayamıyorsa yani bu da İşte bana göre büyük bir eksiklik diye düşünüyorum. Sen ne dersin bilmiyorum. aslında benim üzüldüğüm nokta bu. Hani bana espriyle de olsa birçok arkadaşım hani yaşlandım bırak hala bırakmıyor mu? Yani sürekli sallıyorlar. Ben de diyorum ki yani ben kimseye zorla beni al ya da Evet. beni oynat demiyorum. Yani sezon başı yönetim olarak karar veriyor, çağırıyor. Antrenmanlarda çalışıyorum, hoca münasip görüyor, oynatıyor. Şimdi orada 20 yaşında genç beni kesemiyorsa senin dediğin gibi Evet. suç ya da ayıp benim değil. Evet. Yani Eksiklik var yani bunda. var yani gençler aslında sadece futbolla alakalı da değil. Yani meslek olarak da Ne tavsiyen olur mu burada gençlerimize, hazır abi gençlerden konu açılmışken, yani genç bence kardeşlerimize? futbol olsun, yaptıkları iş olsun, okul olsun, hani bir işi yapmak için değil yani başarılı olmak için yapsalar daha iyi olur yani onlar açısından. Hani ben bugün sahaya çıktığımda baksam kendim bir eksiklik istedim hemen bırakırım zaten. Ne görüyorsun Yusuf şimdi baktığın zaman yani uzun uzun yıllardır yaklaşık 25 yıldır futbol oynuyorsun. Evet. Birçok kulübümüzde de forma giydin. Eksiklik ne görüyorsun? Yani gençlerin mesela bizim ilk dönemimize göre benim de oynadığım döneme göre gençler ya çabuk bırakıyor futbolu ya çabuk küsüyor veya ne bileyim çalışmayı mı sevmiyor? Sevmiyorlar abi. Yani zaten sevmezsen bu iş zaten hani 42 yaşında parayla pulla yapılacak iş değil. Evet. Yani ben tamamen futbol oynamasını sevdiğim için yapıyorum bu işi. Hala devam Hala devam edebiliyorsun ediyorum yani. yani sevdiğim için. Yani yoksa bu işlerden çok para kazanmadım ben. Yani sonuçta senin başkanlığında Kurtuluş Spor'da da oynadım. Evet. Yani iyi kötü karakter olarak da biliyorum beni. Ama ben Yusuf'u antrenmanlarda görüyorum. Hani gençlere anlatıyorsun, seni dinlemiyorlar ya. Çok sıkılıyor yalnız, değil mi? Strese giriyor, üzülüyor yani öyle. Yani şimdi Yani değil mi? bazen Ben sinirli şahit oldum kaç yani. kere antrenmanda. Kızıyor, yapmıyor genç dediğini. Ya benim dediğim yapması önemli ki hocasının dediğini yapması önemli. Ben hani Yok abi sen olarak yol ya yani gösteriyorsun. kaptan olarak abi olarak yani zaten birçok oynadığım takımda da kaptan oldum. Evet. Abi olarak ben hoca ne diyorsa ilk önce ben yapmaya uğraşıyorum ki onlara da örnek olsun diye. Onlar yapmadığı zaman haliyle yani üzülüyorsun, kırılıyorsun, kızıyorsun.
Şimdi ya senin o yaşta yaptığını veya gösterdiğin fedakarlığı, çabayı onlar göstermiyor. Yani ondan maalesef sonra da hafta sonu forma bekliyor. Hoca vermeyince bu sefer de küsüyor. Ya antrenmana gelmiyor tekrardan ya da şey yapmıyor. Yani bizim de yedek kaldığımız dönem oldu abi. Evet. Biz kimseye küsmedik ya da sistemde bulunmadık. Daha çok çalıştık. Öbür hafta formayı almaya uğraştık. Yani Yusuf'cum ya 95 yılında yenice de başladın sanırım futbola. Evet. Burada ondan sonra Oraniye Spor, Oraniye Spor, Gençler Gücü, Kafkas Spor, Ilgar, Kurtuluş Spor, evet abi, Karadeniz Güven, Mobilya Spor, Doğan Spor, Sağören, Çeltikçi. Herhalde bir dönem yine Göl dışında bir Çeltikçi'de oynadım. Başka İnegöl dışında sadece Çeltikçi'de, evet, başka yerde oynamadım. Yine Karadeniz Güven ve geçen sezon ikinci devrede İnegöl Oraniye Spor. Evet. En sonunda Oraniye Spor'da takım kaptanlığı yapıyordum. Şampiyonluk yaşadın değil ve mi? Hedefe bakıyorum yani burada Gençler Gücü, Kafkas, Kurtuluş, Karadeniz Güven, İsaören, yani Doğan Spor, bunlar hep süper amatördeyken oynadın zaten bunlarda. Değil mi? Yani Doğan Spor'da ikinci amatörden aldık, süper amatöre kadar çıkardık. Oynadın. Aynen. Diğerleri İsaören'de. İsaören'de de süper amatördeyken oynadın. İşte Karadeniz Güven süperdeydi. Lider bitirdiniz geçen sene ilk yarıyı. İlk yarıyı, evet. Daha doğrusu hep hedefi olan takımlarda oynadın. Hep hedefi olan takımlarda oynadın, forma giydin. Yani gerçekten önemli bir başarı, değil mi Serkan? Yani bu yaşta, bu çaba. Vallahi Yusuf'un bu fedakarlık, yani kişilik olarak, karakter olarak da zaten Yusuf'la ben de defanstaki sağlamlığı, güvenirliği takdire şayandır yani. Yani ya, burada diye söylemiyorum. Defansı de, güvende tutuyor yani. O konuda hiç şüphe yok. Bir de Yusuf, yani katılır mısın bilmiyorum. Yani bunu futbola devam ettirebilmek için sadece yetenek yetmiyor. Bunun yanında karakter de önemli. Ya zaten abi yani bu belki de en önemlisi o karakter yani. Muhakkak, muhakkak. Yani yani dediğin gibi yetenek, futbolculuk bir yere, karakter de bir yere. Çünkü karakterin bozuk oldu mu abi, sen istesen de olmuyor zaten. Ne yetenekli sporcular biliyoruz muhakkak, ama muhakkak. Maalesef yani devam ettiremiyor. Süperlikte yani de böyle, profesyonellikte evet de böyle, amatörlükte de böyle. Yani eğer karakterin düzgünse, yani para ya da yetenek bence biraz daha ikinci planda kalıyor. Bu köyler arası turnuvada da mesela... Çok oynuyordum. Köylerin vazgeçilmez. Değişmez, evet. Değişmez. Yani ben şöyle söyleyeyim abi. Köy turnuvasının tadı hiçbir yerde yok. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Çok sevdim. Amatör kümede o tadı alamıyor musun? Yok, tadı alamıyorum değil abi. Şimdi amatör... Bir ayda yaşıyor hepsi. Yani bir ayda yaşıyorsun. Amatörde stoper oynuyorsun. Oynadığın mevkiyle alakalı... Orada yani, golcüsün. Yani, stoper oynuyorsun. Topla çok oynama şansın yok. Yani sen hata yaptın mı kaleci kalıyor arkanda. Evet. Ya gol oluyor. Ama ya da... şunu söyleyeyim. Amatör maçlarda da çok golün var yani. Arkada oynuyorsun ama... Yani, genelde duran her top... kornerde çıkıyorsun. Genelde duran toplarda çıkıyorum, evet. Ama hani köy turnuvasında... Hani ileride oynuyorum. Gol kralı oldun, oldu mu? 3 tane gol kralı. Daha az yoruluyor. Bir Boğazköy'deki turnuvada oldum. Boğazköy'de oldum. Hasanpaşa'da oldum. Bir de Çiftli'de oldum. 3 tane gol kralı mutlaka var. Maşallah stoper. Ama ama orada ama oynadığı takımlarda da hep iyi oyuncuların. Ya zaten abi. İyi takımlarda oynuyor. Yok, iyi takım değil. Ben genelde hep kendi köyümden Kolaca'da oynadım. Bir şeyde Çiftli'de oynadım. Zaten bir dönem bizim köyden 11 tane lisanslı futbolcu çıkıyordu. Sonra hepsi bıraktı. Tabii bir dönem biz askere gittikten sonra futbol sahasına da okul yapıldı. Mesela şu an bizim köyde futbol sahası var ama yok. Voleybol sahası var mesela. Hafta sonları pandemiden önce ya da yasak olmadığı zaman futbol oynamasam bile şu an köye voleybol oynamaya giderim mesela. Başka hiçbir yere gitmem. Ahmet abi köylerde eskiden 90, herkes hazırdı spora. Yusuf 95'te sanırım benim Kurtuluş'ta bıraktım. Sene Kulaca'da bir turnuva vardı köyler arası. Evet, hatırlıyorum ben. Hatta bir olay olmuştu, hatırlıyor musun? Hasanpaşa ile Kulaca arasında bir olay oldu. Yok, maç oynanırken bir devre arasında bir husumet olan insanlar. Senin dediğin maç abi Akbaşlar maçıydı. Sen Akbaşlar'dan oynuyordun. O zaman ben çok küçüktüm, seyrediyordum. Yani abi oradaki olayın ikisi de bizim köylü, futbolla alakası olmayan bir olay. Yani, bence girmeyelim oraya. Turnuvayı hatırlatmak için onu söyledim yani. O turnuvayı çok iyi hatırlıyorum abi. Seni de mesela orada oynadın. Hasan Efe de orada oynuyordu. Evet, o da eski şeylerden orada. Aynen. Yani biz o zaman tabii küçüktük. Yani kenardan seyrediyorduk ya da aslında o sahayı çizen, hazırlayan her şeyini bizdik. Ya bir de benim abi öyle enteresan ki hani 16 üyesinde bende böyle boy post yoktu. Sonradan mı gelişti? 16 yaşında uzayabiliyor.
Futbola ilk hangi mevkide başladın? Ya orta saha oynuyordum, santrafor oynuyordum, kanatlarda oynuyordum. İşte golcülüğün sebebi de o yani. Peki stoper olarak kim keşfetti? Refik Hocam. Onu da buradan anıyorum. Rahmetli oldu. İlk Orhani Spor'dan Gençler Günü'ne gittiğim sezon. Yani o zaman Zafer Spor süper amatörde. Zafer Spor'la hazırlık maçına çıkacağız. Hocam çağırdı. Dedi stoper oynar mısın? Vallahi hocam dedim yani çizginin bu tarafında hiç oynamadım. Yani denersin, bakarsın, beğenirsen olur. Hatta o maç o kadar acemiydim ki böyle kendi takım arkasında kafa topuna çıkarken Serkan Güneş, buradan onu da analım. Çocuğun ayağına bastım, çocuğun ayağı sakatlandı kafa topuna çıkarken. Yani bir de işte nasip olacak abi. Mesela birkaç hafta sonra Kestel'le hazırlık maçı yaptık. O maçta iyi oynadım. Ondan sonra yaklaşık iki sezon işte Mehmet Gümüştekin'le beraber full stoper olduk, çıktı. Bir de hem çalışıp hem futbol oynamak zor olmuyor mu? Ya abi sevdiğin zaman zor olmuyor. Yani ben... Haftada 3 gün 4 gün antrenmandasın, pazarları maçlardasın. Ama seviyorum yani... Bunun şimdi... adı da amatörlük zaten. Amatörlük bu yani esas. Yani. Zaten fedakarlık yapmadan olmuyor ki. Yani şimdi ben akşam saat normal zamanda 7'de 8'de işten çıktığımda kahve kağıt oynamak için antrenmana giderim. Gençlere örnek olması gereken bir düşünce tabii, yani. Tabii canım yani dışarıda ya da PlayStation'da orada burada gezeceğine ya da kahvede kağıt oynayacağına antrenmana gidersen hep sağlıklı olursun. Hafta sonunda maçını zaten seviyoruz. Yani bugün mesela ben futbol oynamasam da pazar günü gene maç seyretmeye gideceğim. Tribünde olacağım. Burada hazır amatörlere girmişken Yusuf, yani biliyorsun geçen sene 3. ayda maçlar bu pandemiden dolayı tehir oldu. Evet. Ve oynanmadı. Şu anda da hala yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen yine bir belirsizlik var. Bu sene hiçbir hareket yok. Maçlar oynanmıyor. Bence zor. Bu arada sporcular olsun, bu maçın oynanması için bir ara federasyonla ilgili gösteri yaptılar, yürüyüş yaptılar. Yani bu konudaki düşüncelerini alayım. Yani maçlar oynanmıyor. Sporcu olarak sıkıntı çekiyorsunuz mu? Abi yoksa geçiminizi buradan sağlayan insanlar yani, değilsiniz amatör olarak. Tabii. Ama sağlayan da var sanırım. Yani sadece bu işten. Sadece bu işten para kazanan, evine ekmek götüren birçok arkadaşımız var. Bununla yani, ilgili düşüncelerini alayım. Yani onların da sesi olur musun? Yani ben kendi adıma oynansın isterim. Ama dediğim gibi yani ben geçimimi futboldan karşılamıyorum. Ama bununla alakalı birçok hoca, ne bileyim futbolcu kardeşim var. Geçimini bundan, malzemecisi var. Yani... geçimini buradan kaynıyor. Yani adamlar 9 aydır belki yani işin kimsenin ne yaşadığını bilmiyoruz. Adam 9 aydır para kazanamıyor. Yani evine ekmek götüremiyor belki. Yani pandemi olayı yani o da bir ara bayağı bir yani serbest bıraktılar. Ben de o zaman da diyordum belki yani oynanma ihtimali olur diye ama sonra tekrar bir patladı. Şimdi biraz daha düşüşe geçti. Aslında ben ümit ediyorum hani 2-3 Mart'ta başlar ya, diye tahmin ediyorum ama hani yani gönülden de oynanmasını isterim. Yani çünkü profesyonelde bunu bir şekilde yani idare ediyorlar. Yani kaldırabiliyor bütçesini. Yani dikkat edilirse zaten yani şimdi amatörü oynatmasa bile halı sahaları açtığın zaman, şeyleri açtığın zaman gene aynı yere geliyor. Yani halı sahada kim kimin ateşini ölçüyor ya da hastalık oluyor mu olmuyor mu bakıyor. Ama şimdi bu aşı geldi ya şimdi. Ocak, Şubat'ta vurulduğunda eğer yani yayılma sürecini azaltabilir. Yani normalde dün bir yazı gördüm. Bu biliyorsunuz bal ligi takımlarının müracaatla ilgili 31 Aralık'tı. Bunu bir hafta daha uzatmışlar. Müracaat etmeyen takımlarla ilgili. Ve de 3. ayın 15'i gibi falan oynatmayı düşünüyorlar. Bal ligi süper evet, başvurmayan var mı Bursa'dan Ahmet abi? Yok. Şu anda bütün Bursa'daki başvurmuş. Kulüpler hepsi yatırmış katılım bedellerini. Bekliyorlar. Federasyondan gelecek yazıyı bekliyorlar. Ama şu ana kadar mesela bu işlerin yapılabilmesi için kitapçığın çıkması lazım. Evet, kuralların belirlenmesi lazım. Kitapçık şu anda federasyon tarafından yayınlanmamış. Ve kitapçık gelmediği için de hiçbir şekilde Bursa'da ASKF işlem yapamıyor. Vize olsun, lisans olsun işlem yapamıyor. Şu anda beklemede. Ama bu aşının da gelmesiyle sanırım yani bir ay 45 gün bir süre verdi mi takımlara yeterli olur diye düşünüyorlar yani, ve tek devrede mesela 23 grup gibi
11 takım veya 12 takımlı bal ligini tek devrede düşünüyorlar. Şansına, zaten 9 ayı Bursa'dan çıkarsa onun sahası. Ama yani sadece burada şimdi bir de futbolcunun bu 9 ayı nasıl değerlendirdiği önemli. O hani çok önemli. Şimdi evet. 9 ay ara verdikten sonra 45 günde bence kendini hazırlayamaz. Kendine gelemez, yani çünkü sakatlanma olur. Sakatlanma olur. Herkesin kilosu mesela fit olmuyor, şey yapmıyor. Evet. Yani tabii mesela bu 9 ayda dönem dönem ne bileyim kendisine baktıysa, spor yaptıysa 45 günde toparlar. Sen yapıyor musun? Ben her hafta sonu yasak olmadığı sürece Kulacık Oyun'a voleybol oynamaya gidiyorum. Onun haricinde hafta içi ayak tenisi vesaire. Ya ben seviyorum yani bunu hem eğlence amaçlı evet. Şey amaçlı. Yaşam tarzı. Yani seviyorum ne bileyim hani topun voleybol mesela köyde bir gün gelseniz misafir olsanız görseniz nasıl voleybol oynanıyor. Gençler nasıl oynuyor yapılan sahayı görseniz. Yani şu an ışıklı, bu, yerli. Voleybol sahamız var mı? Gece oynanıyor mu? Gece de oynanıyor. Çok çok güzel voleybol sahası var mesela köyde. Çok güzel. Yani okulun mu yoksa? Yok yani sadece... yok ya köyde kahvenin yan tarafta zaten bizim bir voleybol sahamız vardı. Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur sağ olsun oraya yardımcı oldu. Zemini falan çok güzel yapıldı, boyalı şeyli. Sonra ışıklarını da taktırdık. Pota var mı basket için? Pota da var. Ha, yani ikisi de çalışma yapılabiliyor. Tabii tabii. Buradan İnegöl Belediyesi mi yaptı bunu yoksa yok. Köy olarak siz mi yaptınız? Belediye basket belediye voleybol sahası yapmıyor mu? Belediye sadece ışıklarında yardımcı oluyor. Yani bu işler öyle yavaş ilerliyor ki abi. Yani biz sahayı yaptık, her şeyini yaptık. Işıklar bağlandı. Yani köy yerinde birinin oraya üstüne abonelik alması lazımmış ışıklar için. Yani buna evet. Da kimse razı gelmez ki. Yani sokak lambalarına bağlansın, yansın dedik biz. Ondan sonra sağ olsun burada Doğan Spor'da yönetici Abdullah meclis üyesi o da. O biraz yardımcı oldu, bayağı koşturdu. Sonra ışıklarla alakalı çözüldü mesela. Her hafta sonu ya da akşamları gidip oynuyorduk. Ama şimdi pandemiden yasaklardan dolayı gidemiyoruz. Köylü olanlar bilir daha çok Ahmet abi de. Köylerde özellikle voleybol oynamak çok güzel. Çok seyirci yani, ve çok oynama adayı var. Bunu ben mesela biz 10 yaşındayken falan köyün böyle bizden büyük o zamanki abileri vardı. Voleybol takımı vardı mesela. Mesudiye'den oradan buradan her akşam maça gelirlerdi abi. Yani o da farklı bir şey ama ya tabii biraz daha voleybol olayı farklı. Şimdi dönerlisi var bunun kuralına göre oynamak var. Biz evet. Biraz daha kara düzen oynuyoruz ama yine de zevkli oluyor yani. Ayak tenisi de yani revaçta bu son yıllarda. Abi yani ayak tenisi zevkli olduğu kadar bir de yani 2 kişi veya 3 kişi de oynanıyor herhalde. 2 kişi 2-2 de oynanıyor. İzlemek, üç, de, izlemek de zevkli. Bir de ve çok hareketli insanı da değil hani mi? Hani çok güzel bir antrenman. Yani antrenman. Çabukluk var. Yani kuvvet var. Dar alan, her şey dar alan. Tekniğini olacak. Geliştiriyor. Yani ben hoca olsam mesela her antrenmanda oynatırım. Yusuf şeyde tenis dedik, ayak tenisi dedik. Uludağ'da kamptayız. İlk sene sanırım veya ikinci gittiğimiz olabilir. Kurtuluş Spor olarak ben 3 kere Uludağ kampa çıktım Kurtuluş Spor'la oynarken. Ayak voleybol oynuyoruz tamam mı? Tenisi o şeyde. Ama alçak normal şu anki değil. Büyük filelerde büyük normal filelerde. Voleybol sahasında ayakla oynuyoruz diye. Bizim kaleci Yusuf vardı, Bozkurt. Bilirsin Yusuf. Biliyorum. Bir pozisyon oldu, top havalandı. İkimizin arasında, ikimiz birden bir girdik topa. Kafa topunla kafayla öbür tarafa atacağız. Yusuf'un şeyi dağıttım ben suratını. Çarptım kafayı. Yusuf şeyde, Bursa'ya hastaneye kaldırdılar Yusuf yani o derecede. Şey gitti. Yani, abi o sakatlıklar kötü. Öyle bir şey yaşadık yani. İki sefer burnum kırıldı, biliyorum oradan acısını. İkimiz aynı topa girince... En son yeni kırıldı galiba değil mi? Geçen en son sene... sezon başı işte Karadeniz evet. Güven'de Kafkas maçında kırıldı. Ondan önce de senin başkanlığın dönemde hatırlarsın Mudanya playoff maçlarıydı. Mudanya'ya gol attıydım. Orta sahada hatırladın mı? Mudanya'ya. Evet. İşte o maçın 87. dakikasında kırıldı burun gene. Burun kırılma dışında hiç sakatlık yaşadın mı? Ya aslında dizinde küçük bir sakatlık var ama onun haricinde böyle yani hiçbir sakatlık yaşamadım. 2011-2012 sezonuydu değil mi o? Sezonuydu evet. Yusuf. O olaylı şey var. Olaylı. Sezon vardı. Almiralaki. Aynen o sezon. Hatırlattın o günleri bana. Yani o maçı, son maçı kestirleyenmiş olsak daldaydık işte abi. Ya bırak onu. Onunla playoff maçlarında hatırlıyor musun? Gemlik 9 kişi kaldı. Evet. Fidyakızık'ta oynanıyor maç. Evet. 9 kişi kaldı 2-2 bitti maç. Evet. Son 15 dakika 9 kişi oynadı Gemlik yenemedik. Eğer Gemlik'i yenmiş olsaydık direkt çıkıyorduk. Şey. Evet abi. O sene. Ama unutamadığın maç hangisi? Bu kadar çok maç oynadın ama. Ya aslında çoktur da.
Çok. En önemlisi aklına gelen? Aklıma gelen gene Kafkas Spor'la Yalova'da playoff maçı vardı. Çünkü o maçı hani çok iyi oynamama rağmen benim hatamdan yani... Bandırma maçı mıydı o? Bandırma Erdek o, Belediye işte, maçı. Erdek yani. Belediye Bandırma'nın maçı. O sene çıktığı o şey işte. O sene işte. Yani Erdek Belediye o zaman için söylüyorlar 2 trilyona takım kurmuş. Çok iyi takımlar. Mesela Hakkı falan orada yedekti hesabı. Şu an Demirtaş'ta falan geçen sezon oynayan Hakkı falan orada yedekti. Yani o takımı yani çok iyi oynadım. 1-0 öndeyken 90'da penaltı yaptırdım. Yani penaltı değildi aslında. Yani ceza sahasının dışındaydı ama hakem çaldı. Yani yapacak bir şey yok. Uzatmalara gitti. Maç sonucunda 4-2 bitti maç. Yani o maçı hiç unutamam. Yani o maçı yenmiş olsak Bandırma o gün oradan çıktı. Farklı olurdu. Yani o maç var. Az önce bahsettiğim Mudanya maçı var. Mudanya maçı. Yani orta sahadan vurdu. 1-0 bitti değil mi? 1-0 bitti. Yani. Ama tabii eskiden orta saha oyuncusu çok önemliydi. Ama artık oyunu defanstan kuran, karşılayan stoperler daha önemli oldu. Yani zaten şeyde... Şu an en önemlisi stoper bana göre. Stoperlikte de üst düzey. Bir de boyu böyle. Stoper. Stoper abi yani oyunu arkadan başlamak. Evet. Önceden senin döneminde bilirsin çok en uzağa vurana kaptanlık veriyorlardı. Şimdi öyle değil. Şişir gitsin. Yani, aynen. Yani şimdi pas yapa yapa çıkarsan kaleciden başlıyor aslında stoperden Yusuf, önce. Yusuf bu kontenjanla ilgili ne diyorsun? Oktay Tosun hocamız yazmış amatörlerde yaş kontenjanı olmamalı demiş. Bence de olmamalı abi. Yani bu sadece futbolla alakalı insanların... Şu anda belirli bir bedel ödeyip oynatabiliyordun. Kaç? 4 müydü? 3 müydü? 4. Benim bildiğim 4 ama işte türbünde oturtuyor falan ondan sonra 6'ya falan çıkıyor galiba ama yani bence gereksiz abi. Sahada kaç oyuncu oynayabiliyor? İşte 4 olması var benim bildiğim kadarıyla. Ben de 4. Türbün arttı 2 tane türbünde oluyor. Her sene değiştiriyorlar. Her sene değiştiriyorlar. Ama bir arada sanki belirli bir para yatırıyordun. Kontenjan sayısını arttırabiliyordu takımlar. Öyle de bir durum peki, var. Peki yaş sınırı niye getirdiler? Hedef ne? Ya hedef gençleri oynatmak olmalı ama. Ya belki kendilerine göre mantıklı düşünüyorlar ama yani Süper Lig'den bile gençleri alıp milli takımda orada burada oynatmıyoruz ki. Yani şeyde profesyonelden genç yetişmiyor zaten. Yani amatörde mi kaldınız genç yetişmedi? Yani benim gücüm yettiğince oynarım. Ya sen benim özgürlüğümü müdahale edemezsin ki. Sen bana ne yapıyorsun? 30 yaşına, 28 yaşına geldin. Futbolu bırak git kahve mi? Yani. Görmüyorlar mı peki Ahmet abi bu kadar futbolu yönetenler? Ya bununla ilgili yani orada amaç mesela 3. ligde de var yaş kontenjanı. Abi tamam bak eyvallah hani olay gençlerin önünü açmak da yani az önce programın başında söyledim. Yani 20 yaşındaki çocuk beni kesemiyorsa ayıp benim mi? Evet. O konuda hem bir de şey var ben ona karşıyım gerçi de. Mesela genelde 2. küme takımlarının oluyor Yusuf yani göbek olmuş böyle. Çıkıyorlar yani kardeşim o saatten sonra git halı sahada oyna ya zevkini alacaksan tatmin edeceksen biraz da köy takımlarında oluyor mu? Ya muhakkak ya bir de bir ama şeyle... o da mecbur kalıyor Ahmet abi çıkmıyor. Genç çıkmıyor Ahmet abi eskisi gibi köylerde oyuncu çıkmıyor. Ya ikinci kümede düşme yok bir şey yok. Köyün bak demin ne dedi 11 tane lisanslı oyuncu vardı dedi kaç tane var şu an? Şu an hiç yok. Bizim kendi köyüme de geçen. Hasanpaşa'da da çoktu. Tamam yok şu an biz köyde 11 kuramayız. Tamam da Yusuflar da kuramaz. Serkan. İkinci kümede düşme yok. Tamam mı? Yani çıkar o 19'u kardeşim. O 17'yi çıkar. Abi ikinci amatördeki yani, takımların birçoğunun zaten o 19'u 16'sı yok. Yok. Yok yani işte adamlar biraz da maddiyatla alakalı. Yani maddi güçleri düşük olduğundan. Aksi işte hafta sonu ne bileyim köy turnuvasına gider gibi maça gelince dediğin gibi yani böyle. Yani ona yakışmıyor. Yani. Yakışmıyor muhakkak. Köyde biz kendi aramızda maç oynardık. Mesela 11-11-22 kişi ya. 40 kişi olurdu. 15 kenar, kişi kıyıda beklerdi. Hani biri çıksın da gireyim kenarda diye. Kenarda bekleyen şimdi olurdu. 11 iki tarafı 6-6 yapamıyoruz. Yani o kadar ilgi azaldı yani. Azaldı. Şey. Yok denecek olay gibi ya. Hiçbir köy şu an zor yani. Mesela nüfusla alakalı değil. Köyler arası turnuvalar da yok şimdi herhalde. Hiçbir şey. Ya köy normalde geçen pandemide... sene pandemiden dolayı olmadı zaten. Ondan önceki sene oldu. Geçen sene hem Celtic'de düzenlendi hem Kurşun'da da düzenlendi ama mesela orada bile mesela kendi köyün haricinde 4 tane yabancıyla ama eskiden beri var. Hep 3-4 kontenjan işte vardı eskiden. Öyle olursa takım iyi takım oluyor. Köyünden de iyi oyuncu vardı. Yani mesela Hasanpaşa'da ben biliyorum abi yani bütün köylerde topçu zaten vardı ya. Hasanpaşa, Kulaca, Ali Beyköy. Bunlar zaten bu turnuvaların her daim böyle iyi takımlarıydı. Yani bunlar yabancı olmasa bile... Bir ara Kerim Kurumuş Başkan'ın Ortaköy'de miydi? Yani orada
O birçok burada İnegöl'de futbol oynayan insanın kütüğünü Ortaköy'e götürdü vesaire o biraz. Bir gün Kulaca'da yine şeyde Alibeyköy'de oynanıyor. Turnuva Akbaşlar'da oynuyorum. Kerim Başkan da rakip. Ama hatırlarsan Alibeyköy'de o köy tarafında bir hendek vardı şeyde sahanın kenarı böyle. Evet. Hendekti. Topla gidiyorum, Kerim geldi, bir daldı var ya. Kaç takla attığımı bilmiyorum. Bir şey yaptım diye hendeğin içinde buldum kendimi. Yani öyle biliyorsun Kerim'in şeyi. Kerim abi biraz sert oynuyordu. Sert oynuyordu. Hendekte buldum vallahi kendimi. Ama Kerim Kurumuş'un azmi örnek olacak azmi Evet. yani. Azim Hiçbir olarak köyde o heyecanını kaybetmedi, öyle değil mi? yok Keşke normal herkes de o hala da heyecanı hala da olsun. öyle. Hala da. Yani. Ama heyecanını şimdi oğlunla yaşıyor. Yani Değil mi? aynen. Çok Gerçekten başarılı o da her hafta başarılı. gollerini Aynen. atıyor. 15 maç 15 Sinan gol atmış. Kurumuş'u tebrik ediyoruz. Evet, tebrik ederim. Aynen Burada öyle. gerçekten 15 maç 15 gol bugün gördüm mesela. Geçen 5 herhalde 6 dakika içinde kendi kariyer rekorunu da kıracak herhalde bu sene. ya onun profesyonel 20 gol mü? 21 gol mü neymiş? ondan Gol mü ziyade ne bir de attı bu hafta? Toplamda şeyde 21 golmüş herhalde bu sene de. profesyonelliklerde en çabuk hat-trick yapan olarak da tarihe geçti. 6 dakikada 3 gol attı işte geçen bir önceki maçında. Geçenki maç, evet. Buradan gerçekten tebrik ederiz yani. Ya onun yaşı da genç abi daha. Genç. İstersen biraz bir soru daha sorayım soluklandırayım. mı? Ben de bu ara mesajları okuyayım. Bir sor. Profesyonel olmak hedefin var mıydı yani? Birincilik, ikincilik ya da bir İnegöl Spor hayalin var mıydı? Ya tabii ki yani oynadığın süreci oldu ama yani futbolu ben mesela sadece futbol hani işim futbol olduğu için oynamadım. Yani, Sevdim. sevdiğim için bir de hani çalışmak zorundaydım ben. Hani iş olarak da çalışmak zorundaydım. Hem çalıştım hem futbol oynadım ama mesela benim parladığım dönem stoper olduktan sonra 2005'ten sonra parladım. 2005'ten sonra da benim zaten hani Süper Lig'e ya da herhangi bir profesyonel takıma transfer olma şansım yoktu. Çünkü yaşım 25-26'ydı. Yani bana göre genç bir futbolcunun en kötü 17 yaşında, 18 Geç mi yaşında. parladın? Onu mu demek istiyorsun? Geç parlamadım aslında. Yani geç parladım tabii. Yani stoper oynama başladıktan sonra işte Yusuf Turan diye İsmi, evet. ismi mesela İnegöl'de şey yapmaya Bir de başladı. Mehmet Gümüştekin'le çok iyi Yani onunla oynadığımız ilk 2 sene evet. Kasap Mehmet. evet Mehmet'le. Akrabalığın da var değil mi senin oğlunuz? Ablasıyla evli. Ablasının evlisin. Kayınço enişte. Onunla Evet. oynadığımız zaten 2 dönem çok böyle tamam. O zaman da mesela böyle programlar oluyordu. Akraba olsalar bu kadar iyi anlaşırlar diye mesela o Tamam. zaman için bile söylüyorlardı. Aynen. Ondan sonraki zaten o askere gitti. Bir daha da bir arada çok fazla oynayamadık işte. Evet. Yusuf'cum senden bir nefeslen. Ben de bu mesajlarımızı bir okuyalım. İzleyicilerimiz mesaj atıyor, izliyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz buradan. Teşekkür ederiz. Ömer Derdik izliyor. Bursa'dan Cüneyt Çetin hocam bizi izliyor. 947 Çekirge'nin hocası. Hasan Sever. O da Hasan emektar. Hasan Evet. bıraktı mı oynuyor mu Yok da? oynuyor. O Oynuyor. da geçen sene Aydınspor'da oynuyor. Alanyurt'taydı o da. Uzun Oynuyor. yılda bayağıdır orada Ona 3-4 sene. yok ondan önceki sene Celtic'de Evet. beraberdik. Onda da O da şampiyonluk yaşadık. ama hala atıyor Ahmet abi. 90 Değil mi? 99 2000'de bizim Kurtuluşspor altyapısından yetişti. Genç takımında Tofaş'ta şampiyonluğa oynuyorlardı. O takımda İnegöl'de Tofaş'ta 0-0 kaldık. Bir gol kaçırdı. Aslı onu belki Fark oldu. şampiyon olacağız. İşte Sonra ikinci maçta da puanlar eşit. Her şey eşit Tofaş'la. Tofaş'ın tek puan kaybı bize. Bizim de tek puan kaybı Tofaş'a. Hiçbir daha beraberlik yok, mağlubiyet yok. 3-0 yendiler bizi Velodrom işte. Şampiyon oldu. Beyhan hocam, Beyhan Çalışkan buradan da selam olsun. O çalıştırıyordu Tofaş'ı o zaman. Hasan Hasan da Sever. bu işi çok severek Evet. yaptığı için böyle işte. Ufuk Yenisoy. Santrafor. Kardeşimiz. Rıdvan Kurşun izliyor. İlhan Korkmaz başkanımız izliyor. Mehmet Şengel de hocam izliyor. Ona da Yakup çok Pal kısa çalışma şansınız oldu izliyor. ama Mehmet hani Şengeldi ile tabii sezon başı Karadeniz Karadeniz Güven'deydi. Güven'de geçen sene. Çok güzel ortam vardı. Oktay Tosun hocam izliyor. Murat Alan Kurtuluşspor'un yöneticisi izliyor. Ahmet Bal izliyor. Ahmet Bal Sağren yöneticisi. İsaören'in yöneticisi. Ama içindeki İsaören spor aşkı hiç bitmiyor. Bitmez. Yani imkanı olsa bugün değil mi? Gene gene. Tekrar başlatacak. Ya bence bundan sonra amatörlük biraz daha zorlaşacak. Çünkü yani pandemiden dolayı insanların ekonomisi de biraz zayıfladı. Allah yardımcısı olsun kulüplerin.
Necdet Baykal izliyor. Serkan Yakuboğlu, kolay gelsin abim demiş. Teşekkür ediyoruz. Murat Salay'ın iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Murat Kışkan hocam. O özellikle izliyor. Bugün yazdı. Mesaj da atmış herhalde, yazmış. Şimdi onu da okuyacağım. Yücel Şentürk izliyor. Sağların emektarı Yücel. Mehmet Şengel hocam, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum. Yusuf, kaptan genç oyuncuların örnek alması gereken bir sporcu ve insan. Kısa bir süre çalışma fırsatı bulduğum için çok karakterli bir oyuncu. Hepinize saygılar, selamlar demiş. Çok teşekkür ederim. Az önce de sen belirtmiştin. Murat Kışkan, Yusuf Turan Mulanya'daki golü anlatabilir mi acaba? Sorar mısın demiş. Hatırlattık Temin onu. Hatırlattık. O orta sahadan. Ya işte orada rüzgarın da yardımı. Kaleci de yabancı değil, Hopaçkale'de, Mulanya'nın kalesinde. Mehmet Hopaç kaleci. Yani orta sahanın yuvarlan bizden olan tarafında. Yani biraz böyle uzaklaştırma, biraz şey rüzgar. Gelişine vurdum. Gelişime vurdum. Ayakçı. Böyle oldu. 1-0 bitti. 1-0 bitti. Evet. Zafer Akman başkanımız, 19 Mayıs'ın başkanı, Osman Gazi Kulüpler Birliği başkanı izliyor. Sağ olsun. Mesaj atmış. Arkadaşlar iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Gafur Bulk. O da emekler. Bıraktı mı Gafur? Hoca oldu. Gafur tabii scout ekibinden. Bizim İbrahim Uslu Kanal 16'da yorumcu olarak Gafur'u konuk ediyor bazen. Gafur işi ilerletti. Bir de diploma aldı sanırım. Yani bu genç spor öncesi böyle altyapıyla okul çağındaki çocuklarla ilgili. Bursa'da tek onun diploması olduğu diye hatırlıyorum ben. Yanlışsam da düzeltebilir. Efsane hocam. Köksal Demirhan. Köksal Demirhan. Selam olsun. Selam buradan. Olsun buradan hocama. İzliyor. Savaş Kılıçoğlu, hayırlı yayınlar. Her sezonda forvetlerden daha çok golü vardır demiş. Kim bu Savaş? Savaş, Kafkas Spor'da yöneticilik yaptı. Santrafor oynadı. Savaş Kılıçoğlu, Savaş. Hı hı. Evet, selam olsun Savaş'a da. Adil Erdoğan izliyor. Köksal Demiral hocam, iyi yayınlar, selamlar demiş. Engin Kavak. Engin Kavak, o da iyi kaleci. Yayınlar demiş. Bizim aynen, gençler. Kumbara kalecimiz. Beraber oynadın mı Engin? Oynadık, gençler yüzünden oynadık. Kurtuluş Spor kazandırdı onu. Bir Bursa spor kamuoyuna. 90'lı yılların sonu. Evet. Zafer Güler başkanımız, Kurtuluş Spor'un eski başkanı izliyor. Özgür Şahin hocam izliyor. Tebrik ederiz buradan onu bugün. Tebrik edelim. Evet. Galip geldi. Evet. Bir de sanırım koronaya da yakalanmıştı hocam. Bilgim ben yok. Öyle okudum. Geçmiş olsun. Eğer öyle bütün olumsuz şartlara rağmen yani. Bir şey varsa geçmiş olsun burada kendisine. Bugün gerçekten İnegöl Spor önemli bir galibiyet aldı. Çok. Özgür Şahin'in İnegöl Spor'da her şeye rağmen devam etmesinden yanayız. İnşallah yani, devam eder yani diye düşünüyorum. İnegöl amatörünü biliyor, evet. Sporcuyu biliyor. Yani. Berat Ertopuz izliyor. Muhasebeci arkadaşımız, eski belediye meclis üyesi arkadaşımız. Osman Turan Gençler Gücü Yöneticisi izliyor. Evet. Hüseyin Kurt Müdürüm izliyor. Burada ne var ne yok izleyicimiz. Az önce benim belirttiğim bölgesel amatör ligin planlaması Mart'ın ayının 13-14'ü gibi planlandı. Yani planlansa bile abi dediğim gibi işte yani bir de hazırlanma dönemi olması. Evet. Mehmet Gümüştekin diyor. Ali Akyol izliyor. Yaşar Güzel, Kafkas Spor'un efsane yöneticisi izliyor. Sinan Taşdemir diyor. Doğu Gücü'nden. Taşdemir arkadaşımız. Mehmet Biçer hocam falan duayen bizim medyacılıkta, programcılıkta üstadımız. Selam selamlar olsun buradan. Bir ara Kurtuluş Spor'da da çalışma imkanımız olmuştur menajer olarak. İsmail Söylemez iyi yayınlar. Kaptan selamlar demiş. Peki, selam. Karadeniz Güven'in başkanı. İsmail Söylemez. Evet. Selam olsun. Mehmet Biçer iyi yayınlar demiş yine. Serdar Ceylan. O da Kafkas Spor'luk arkadaşımız. Murat Alan iyi akşamlar, nasılsınız demiş. Buradan Murat Alan'a o da selam göndermiş. Bize göndermeden Murat'a göndermiş. Yine de teşekkür ederiz. Hasan Yıldırım. O da izliyor. Santrafor evet. Evet. En son Kestel'deydi Hasan en son kardeşimiz Kestel'di ama yani. İznik'te oynadı Kestel'di. Evet. En son oradaydı Kestel'di. İyi bir santrafordu. Kurtuluş Spor'a bir dönem almak istedik ama o, alamadık. Elmas Bahçe'de, sezon başı Elmas Bahçe'deydi. Geçen sene Spor Motör'de. O da devre arası gitti ondan galiba. Ondan önce o zaman Kestel'deydi. Tam bilemiyorum. Hı-hı.
Samet Merve, Serkan abi, Yusuf kaptanım iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. O da stoper değil mi? Stoper Samet. Samet de stoper. İsa Aran'la oynadı. Evet onunla. O... Orada Aziz İsa Aran'la izliyor. Ceyhan Yalçınkaya, hayırlı geceler Yusuf abi. Aklında kalan İnegöl derbisi hangisi var mı demiş. Aklında kalan İnegöl derbisi. Ya vallahi gene Kurtuluşspor'la Kafkas arasında statta ben Kurtuluş'ta oynarken Kafkas'ı 1-0 Mustafa Başkan'ın attığı golle var ya statta evet, oynadığımız. O 2011-2012 sezonu evet. Zaten. O mesela maç güzeldi. Yani Doğan Spor'dayken Doğu Gücü'yle gene statta oynadığımız maç vardı. 0-0 bitti. Playoff maçlarıydı onlar. O da mesela aklımda kalan maçlardan. Hani eskiden belediye kupası oluyordu. Evet. O maçlar çok güzel oldu mesela. Yine gollerdi. Sezon öncesi hem hazırlık bakımından. Yani ya derbilerin hepsi güzel oldu İnegöl'de. Yani seyirci bakımından, şey bakımından. Kafkas'ta oynamadın değil mi hiç? Oynadım. Oynadın mı? Kafkas'ta da playoff şeyi yaşadım. Hmm. Oktay Tosun hocam demiş ki az önce bilmiyoruz dedi ki hatırlatmış. Hmm. Teşekkür ederiz. 2019-2020 sezonunda 97 ve daha küçük olan en az 5 futbolcu yazılmak zorunda. Yazılmak. 18 kişilik müsabaka listesinde. 1990 ve daha büyük doğumlu en az 5 futbolcu yazılabilir. Teşekkür ediyoruz. Ömer Sağlık izliyor. Yine Oktay Tosun 2018 ve 89 ve daha büyük dedikleri kadar bir sanat çıkartabilirler. 2018-2019 sezonunda. Yani her yıl değişiyor abi. Değişiyor bu. 99-6'da en az 2 kişi listeye yazılabilir demiş. Recep Şahin. Recep Şahin bilir misin? Eski emektar basın. Kurtuluşspor'un 2006-2007'de finallere gittiğinde Eskişehir'e gelen bizimle beraber. Şimdi Eskişehir'de olduğunuz dönem biz de Balıkesir'deydik siz, gençler yüzüyle. Biz de Balıkesir'e gittik, siz Eskişehir'e gittik. İkinci sene de sen Kafkas'la Yalova'ya gittin. Biz de İstanbul'a. Aynen. Ben ikisinde de Ayvalık, işte şans. Ayvalık Belediye. Yani Balıkesir'deki maçta da mesela Cengiz abinin, Serkan abinin olduğu sene gençler gücünde gene 90'da gol yiyip maç uzatmalara gitti. Böyle bir şanssızlık. İkisinde de öyle. Varol Ecer. Kafkas Spor'da dönem eski başkanlık yaptı. Eski Solbek. Kurtuluşspor sporcusu. İzliyor. Ferdi Ayasofa. Ferdi. O da eski İnegöl Sporlu. İnegöl Sporlu Kurtuluşspor topçusu. Evet. Engin Kavak dedik. İyi yayınlar herkese. Kontenjan olmasın demiş. Engin'in de işine geliyor. Hala oynayacak herhalde Engin değil mi? Ya niye oynamasın abi? Yani gönlü canı isteyen, gücü yeten, kendine güvenen oynasın tabi abi. Tuna Anay'ı izliyor yine. O da genç bırakanlardan. Genç. Evet erken bıraktı gerçekten. Evet. Çok yetenekli. Yetenek. Dedik ya yetenek. Evet. Yetenek. Yaşar Güler'e yayınlar, iyi akşamlar diliyorum demiş. Nevzat Aynıgül. Spor'un efsanesi. Nevzat kardeşimiz izliyor. Selahattin Memiş izliyor. Nevzat hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Yakup Pal kurumuş 44 yaşına kadar oynadı. Nasıl? Onu geçmen lazım Yusuf demiş. Nasip kısmet. Doğru. 42 değil mi? 2 senem var. 2 senem, 2 senem daha var. 3 sene daha oyna gayret. Feyyaz Koçak. Feyyaz da bizim sanırım İzmir'de stoper bir dönem güçlü oynadı Feyyaz. Var mısın bilmiyorum. Haluk döneminde. Senden sonra önce o. Haluk Hoca'yla çalışmadım çünkü ben. Haluk Hoca'nın bizim döneminde Feyyaz stoper. Şentürk Bilge. Şentürk Hocam geçen hafta burada. Selamlar. İyi yayınlar. Hepimize selam söylüyor. Serkan Bey, Yusuf'a ve teknik ekibimize selamlar demiş. Selamlar. Teşekkür ediyoruz. Şentürk Hocam. Bölgesel burada ne var ne yok adlı izleyicimiz son dakika. Bölgesel lig açıklama tarihi Ocak ayının son haftası yapılması ve 40 gün süre verilecek takımlara demiş. İşte gene senin dediğin yerlere geliyor evet. Abi. Mart'ın 15'inde falan geliyor işte. Şahin Gül hocam izliyor Bursa'dan. Mustafa Uyan, Kral Yusuf Ağam'a selamlar demiş. Kaleci o da. Epey izleyenim var Yusuf bu akşam. Sağ olsunlar. İbrahim Oğuzay. O da Şota. Namun eğer başkanımız. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Yine burada ne var ne yok. Sizlere tenzih edin.
ederek söylüyoruz. Pandemi dönemi içerisinde Bursa'da spor ve futbol ile ilgili birçok spor programı yapan antrenörler, yöneticiler, sosyal medya hesapları ve profilleri vardır. Gördüğümüz kadarıyla bu sayfa yöneticileri olumlu, olumsuz bir şeyler paylaşmazlar mı? Paylaşım yapamamaların sebebi ne acaba? Neden ve kimden çekiniyorlar diye? Soru bize gelmiş. Şimdi bizim kendi sayfalarımız var ya. Evet. Amatör yok, şimdi sadece biz zaten bunu gündeme getiriyoruz. Burada demek istediği şu. Kendi profillerinde, kendi sayfalarında yöneticiler, futbolcular var ya. Onların paylaşımlarını biz kendi sayfamızda niye paylaşmıyoruz? Yok. Şimdi diyor ki. Burada onu diyor. Yok yani. Benim anladığım kadarıyla. Yani bu dönemde diyor, pandemi döneminde futbolun paylaştığı bir sürü yönetici var, antrenör var. Onu da kendi profillerinde diyor niye bu sorunları veya maç paylaşmıyor. Evet. Demek istiyor yani. Onu acaba dedim. Yok yani o. Bizde paylaşmamamızın nedeni şu, bizim sitemiz devreye girmedi. Yani yayınlarımız tam Erol devreye hocam, girmedi. Erol hocam izliyor, Erol Aslan. Gençler Gücü'nün. Selamlar buradan. Hocası selam olsun. Başkanım iyi yayınlar. Serkan Bey ve kaptana selamlar demiş. Evet. Değerli izleyicilerimiz, buradan yine mesajlarınız, sorularınız olursa yazabilirsiniz. Bir saat neredeyse dolmak iletiriz. Zamanımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Evet Yusuf, başka yani pandemi dönemindeki bu süreci az önce konuştuk. Yani temennin ne olur? Yani bu yeni sezonla ilgili, kalan dönemle ilgili. İşte bal oynanacak diye düşünüyoruz. Belki süper amatör ligde oynanabilir. Ama birinci küme, ikinci küme ve alt yaş grupları kesinlikle oynanmayacak. Oynanmaz. Böyle bir durum var. Ya dediğim gibi birçok insan, hoca, futbolcu kardeşim bu işten evine ekmek götürüyor. Yani gönlüm oynanmasından yana. Evet. Ama oynanmazsa da çok fazla yapacak. Çünkü yani bu aşı da geldi ya, belki şunun birkaç hafta içinde, bir ay içinde aşılar vurulmaya başlarsa, hastalığın seyri biraz düşüşe geçerse oynanma ihtimali bence daha yüksek olur. Hayırlısı olsun diyorum abi ben bununla alakalı yani. Şimdi bu sene Oraniye Spor'daydın geçen sene sen. Hı hı. Birinci kümede Oraniye, yani Oraniye... Yok, normalde ikinci kümede Oraniye'de oynadım. Yani takım ikinciyken... Biri şey, şu anda birinci kümedesin. Bu sene... Dediğimiz gibi büyük ihtimalle birinci küme oynanmayacak. Eğer birinci küme oynanmadığı zaman süper amatör lig oynanırsa, evet. Teklif gelirse oynarım abi, niye oynamayayım? Oynarsın değil oynarım. Mi? Yani ben seviyorum bu işi. Yani gücüm yettiği kadar da oynarım. Yani sonuçta benim için lig fark etmiyor. Ben yeri geldi ikinci amatörde de oynadım. Birinci amatörde de oynadım. Yani süper amatörde de oynadım. Yani benim oynadığım ortam güzel olsun, takım güzel olsun. Ben oynarım. Yani bununla alakalı bir sıkıntım yok. Zaten hani artık bırakacağım da demiyorum. Çünkü her sene bırakacağım diyorum. Oynuyorum, artık insanlar inanmıyor. Sen bırakmazsın. Balda hiç oynamadın mı? Balda yok, yine oynamadım abi balda. Yöneticilerle ilgili? Yöneticilerle ilgili abi yani... Düşüncen nedir? Yani bir sürü yönetici gördün, başkan gördün. Yani ya, yöneticilik aslında futbolculuktan daha zor. Yani yönetici insanlar cebin... Evet. Serkan Bey. İhsan Bey'den çok teşekkür ederim. Sürpriz. Değerli izleyicilerimiz, bugün Serkan Aslan arkadaşımızın doğum günü. Biz de kendisine burada bir sürpriz yapalım istedik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Abi, hayırlı uzun ömürler dileriz Serkan'cığım. Ben bir soru da ben soracağım Serkan abi şimdi. Sen duyduğuma göre bu yaşa kadar hiç doğum günü kutlamamışsın ve de kutlanmasına karşıymışsın. Evet. Kendim kutlamadım. Evet, hiç kutlamadım. Sebebi abi. Kendinle alakalı ama başkalarına karşı değil. Biz yok, de sürpriz yapalım dedik. Evet. Burada İhsan Başkanımız. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Ya, üflüyorum burada. Evet. Allah hayırlı ömürler versin. Abi ben artık beraber sarılamıyoruz da biliyor. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Beraber güzel programlara. İnşallah. İnşallah. Serkan'ım. Canlı yayında. Evet. Bugüne kadar kendi yaş günümüz kutlamadın doğum gününü. Evet, kutlamış olduk. Evet, gerçekten. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Evet. Son. Devam edebiliriz. Abi yöneticilerden bahsediyorduk işte. Yani tamam, pastamızı artık programdan sonra keser yeriz. Bir iki soru daha gelmiş ama Ahmet abi. Ona da bakarız. Tamam.
Yani yönetilik işte daha zor abi. Yani futbolcu ne bileyim eğleniyor, ne bileyim zevkini alıyor, para kazanıyor. Yönetici çoluğundan çocuğundan arttırıp oraya para veriyor. Yani kolay iş değil. İleride yönetici olmak ister misin bıraktıktan sonra? Mesela o şekilde olan ben varım bak mesela Yusuf. Yani Yani Kurtuluş Spor'da oynadık uzun oynadım. yıllar. Sonra yöneticilik yaptık, başkanlık Ya abi yaptık. şimdi Şota var, İbrahim Oğuzay. abi şimdi bu iş Başkanlığa kadar geldi yine. Ve aile Şota'nın bir artısı daha var. Antrenörlük de var. Biliyor şimdi musun? ben Onda antrenörlük peki diploması da var. hangi kulüpte yönetici olacağım abi ben? Bugün Kafkas'ta Ama doğru yani. yani benim ait mesela ait mesela şimdi Şota Hangisinde olursa olsun bir kırılır insanlar yani. çünkü birçok farklı takımda oynadım. Hepsinde hemen hemen arkadaşım var. O zaman Kulacasporu amatör yapacağım. Başkanlık He o zaman yapacağım. olabilir. O zaman olabilir. kimse bir şey diyemez. Diyemez O abi. zaman olabilir. Namık Kemal Timur, Kurtuluşspor'un eski başkanlarından, değerli başkanım. Ayvalık'ta kendisi selam olsun. Bizi izliyor. Basri Ceylani, Zafarspor'un başkanı. O da izliyor. Başkanımıza selam olsun. İbrahim Ozay, başkanım federasyon bıktı. Yusuf'un futbolu bırakacağı yok. Bu sene ligi oynatmıyor. Yusuf dinlensin diye. Eyvah eyvah. Yusuf sallamış biraz sana biraz. Kıskanıyordu Şota ondan. ama kıskanıyor değil mi? Tabii aynı yaştayız. Evet. O Ben bıraktıysa oynuyorum. oynamışsınız. Tabii Şota'yla aynı Şeyde yaştayız. peki Şota'yla karşılıklı oynadınız mı hiç? Karşılıklı. Santraforlara karşı oynamak zordur da. Şota Otur. ayarsızdı ki. Yani atılacak golle Tutabiliyor muydun? benim tutamadığım santrafor hiç olmadı ki. Güray Şengün hocam izliyor. Yayınlar Selamlar Yusuf buradan. kardeşime bütün gençlere örnek futbolcudur diyor. Teşekkür ederim. Evet. Buradan selamlar Gerçekten. kendisine. Erol hocam bir soru sormuş ama. Başkanım Yusuf Kaptan'la ile ilgili rahmetli Kamran Başkan'ın bir arzusu vardı. Futbolu bizde bırakması inşallah nasip olur. Nice mutlu yıllara Serkan Aslan Teşekkür demiş. ediyorum. Evet. Ya buradan Kamuran abiyi de analım. Allah rahmet eylesin. Yani bu sene İnegöl'deki futbol camiası Refik hocamı da mesela Teşekkür Kamuran ederim. abiyi de kaybettik. Buradan Allah gani gani rahmet eylesin. Hani dediğim gibi Orhanespor'dan Gençler Gücü'ne gittiğimde Refik Hoca'nın ne kadar emeği varsa benim stoper olmamda aslında Refik Hoca'dan önce Kamuran abi ben seni aslında bu kulübe stoper diye aldım dedi. Bak Orhanespor'da oynuyorum, santrafor oynuyorum, birinci amatörde oynuyorum. Stoper olarak düşünmüş yani. Düşünmüş yani Düşünmüş, görmüş Kamuran onu senden. yani işte Orhanespor'dan gel Gençler Gücü'ne dediğinde o sene yeni kurulan bir takımdı. İşte İnegölspor'dan geldi. İşte Doğanspor'dan, işte Orhanespor'dan ben Gençler Gücü'ne geldim. Refik hocam geldi. Kamuran abi aldığında da ben seni aslında buraya zaten stoper olarak aldım. Ama Refik hoca beni stoper olarak düşünmüyor. Artık Kamuran abi dedi muhtemelen. Kamuran onu belki Belki yani söyledi rahmetli. tabii. Evet. Bu sene işle alakalı mobilyalar odasına gittim. Allah var rahmetliyle öyle bir diyalogumuz geçti. Futbol dedi gel bu sene bizde oyna dedi. Öyle bırak dedi. Erol hocam doğru söylüyor. Yani abi ben de söz gelirim dedim. Nasip olmadı. O zaman yine onun vasiyeti gibi bir şey yani. Sen Yani söz vermişsin ona. Kamuran abi öyle bir aramızda Ha. diyalog geçti. Yani Onu dediğim gibi yani bence yerine getirmelisin yani yok bırakırken getiririm. Yani orada. onlar isterse dediğim gibi Evet. birinci amatör oynanmazsa onların da öyle bir talebi olursa seve seve gider oynarım. Kazım Akçay sekreterimiz iyi yayınlar dilemiş. Sağ komiserleri sekreteri. Oktay Tosun hocam nice yaşlar Serkan Aslan demiş. Serkan Aslanlar. Sol bekimiz o Sol da. bekimiz evet. Onun da yaşı var değil mi Serkan'ın? O Serkanlar Senden 86 bir ismi bıraktı, genç bir ama başladı, bıraktı. bir bıraktı, gene Yani başladı, gene Serkan bıraktı değil bir mi? ara ticaretle alakalı işleri yoğundu. Şey yapamadı. 86'lı olması lazım onlar yanlış bilmiyorsam Serkanlar. Benden İşlerinden bayağı dolayı ufak. bıraktı. İşlerinden dolayı bıraktı ama gene Ama oynadı. çok iyi kanat İyi, oyuncusu iyi, yani. iyi, iyi Serkan. Yeri Tabii dolmaz. çok. İbrahim Muslu kardeşimiz izliyor. Bizimle birlikte iyi yayınlar demiş. Eyvah. Eyvah. Bu mesaja bak. Mehmet. Minik Mehmet. Kaleci Minik kuş Mehmet. Paris'ten selamlar. Nice mutlu yıllara demiş. Paris'ten izliyor şu anda Minik Mehmet. Sağ olsun. Bir Selam gelirse olsun Ahmet kendisine. abi bir programa Mine alalım inşallah. Mine söz, Minik Mehmet'e söz. Geldiğinde buraya bir Aslında programda konuk edeceğiz burada. Geçmişi bilhassa Atay'la ilgili o birbirine
şık şık pas yaparken golü nasıl yediklerini bir anlattıralım burada. Ata vardı bize. Evet, evet, dışını da anlatır orada. Biliyorum. Evet. Kendisine selam olsun. Paris'e selam olsun buradan. Murat Alan yine doğum günün kutlu olsun Serkan kardeşim demiş. Teşekkür ediyoruz. Yönetmenim. Doldu. Var mı dakikamız? Doldu mu? Bitti. Evet. Son sözlerini. Evet Yusufçuğum. Vallahi abi hani böyle bana böyle fırsat verdiğiniz için önce ikinize de teşekkür ederim Ahmet abi. Ya bizim yani unuttuğumuz varsa belirtmek istediğin, söylemek yani istediğin. Çok öyle bir şey yok ama dediğim gibi yani 25 sene İnegöl'de hani futbol oynamış, bu işlerini layık gördünüz, çağırdınız, size teşekkür ederim. Yani bize de böyle konuşma fırsatı verdiniz. Ya pandemiyle alakalı inşallah yani önce Allah insanlara sağlık sıhhat versin. Bir an yani temennim de bir an evvel liglerin başlaması, yani oynamakla alakalı değil. Yani o kadar boş geçiyor ki pazarlar, hafta sonları şeyleri futbol olmayınca. Yani oynayamasam bile, maçın olmasa bile gidiyorduk orada tribünde, seyrediyorduk, şey yapıyorduk. Hani dediğim gibi yasaklar olmayınca gene ben köyde değerlendiriyorum. Voleybol vesaire oynuyorum ama yani temennim bir an evvel futbol başlasın abi. Olmuyor yani futbol. İnşallah, inşallah. Evet Serkan. Valla bugün doğum günüm. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepimize hayırlı ömürler diliyorum. Pandemisiz, sağlıklı. İşte dolu dolu halkımızın, hepimizin spor yapacağı bir dönem. Hepimize Allah nasip etsin. İnşallah. Sporsuz olmuyor. Seyirci yok ama mesela İngiltere Ligi'ni, Türkiye Ligi'ni izliyoruz. Bizi tatmin ediyor. Hani o da olmasa hepten sporsuz kalacağız. Az da olsa evden izleyerek yetiniyoruz şu an. Evet. Değerli izleyicilerimiz, Kanal İnegöl ekranlarından sunduğumuz amatörlerin sesi olan, her hafta işte burada değişik konuklarla amatörlerin sesi olmaya devam eden programımız bugün maalesef sonuna geldik. Evet. İnşallah haftaya çarşamba günü 19'da yine aynı saatimizde yeni konuklarla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.